İyi akşamlar, merhaba. Bakalım, evet, sesimiz geliyor mu? Görüntü tamam ses mı? Ses kontrol. Evet, biraz bekliyoruz. Sesimiz bir herkes biraz katılsın. Evet, bu akşam çok özel konuklarımız var. Bu akşam sanatçı, büyük değerli sanatçı Derya Köroğlu ve değerli eşi Ayşe Köroğlu konuğumuz olacak. Birazdan onları yayına alacağız. Evet, ses geliyor. Ses geliyormuş, evet. İsterseniz ufak ufak ben şuradan Ayşe'cim bir çağrı gönderirsen, belki de gönderdin mi bakayım. Henüz gelmemiş. Ha, gördüm. Ayşe Köroğlu. Evet, gelmiş. Evet. Bağlantı bekleniyor. Vay. Evet. Geldik. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Bence biraz Bir dakika. Ses biraz kısık Sesimiz geliyor. Sesimiz biraz kısık geliyor, evet. Sesimiz mi kısık geliyor? Peki. Ses açmak da ses fark ediyor mu? Biraz sesi açarsan Ayşe'cim. Açtım. Biraz daha açabilme şansımız var mı? Sondayız şu anda. Sonda. Herkese nasıl geliyor acaba? Bize mi kısık geliyor sadece? Belki de öyledir. Yalnız biz konuşurken bizim sesimiz bize geri geliyor. İşte eyvah. O zaman bir çıkıp biz tekrardan... Evet, bir kere daha yapalım. Tamam. Kapatıyoruz. Tamam, güzel. Leave. Çıkart. Biz gayet iyi duyuyoruz. Şimdi... Evet. Şimdi konuşuyoruz. Evet, ses geri gelmiyor. Eko yok. Tamam. Ses geri gelmiyor. Tamam. Peki şunu diyoruz. Sesi iyi diyorlar. Herkes duyuyor mu rahat? Niye biz tam duyamıyoruz? Neyse, olsun, biz idare edeceğiz. Pardon, bir daha biz ama ben konuşmadık mı? Biz mi kulaklık taksak acaba? Sizde kulaklık var mı? Hayır. Bizde de yok kulaklık. Duyuyoruz diyorlar. Ses iyi diyorlar. Ses Sesler süper diyorlar. Sesler süper geliyorsa sesler o zaman geliyor. Biz sizi o birazcık zaman, kısık duyacağız. Evet, biraz derinden duyacağız. Nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz. Şimdi... Sosyal mesafede duramıyoruz. Şöyle başlayalım. Dün önemli bir bayramdı. Bence demokrasiye atılan ilk adımın bayramıydı. Onu kutladık. Şuna dikkat ediyorum. Son zamanlarda bizden sonraki kuşak genellikle bunu sadece çocuk bayramı olarak nitelendiriyor ve o şekilde. Evet. Oysa esas olarak ulusal egemenlik bayramı. Çocuklara armağan edilmiş. Tabii ki o da çok anlamlı ama bence demokrasimizi kutluyoruz diyelim. Daha tabii çok alacak yolumuz var belki ama yine de önemli buluyorum. O yüzden herkesin bayramı kutlu olsun. Evet. Bir de söylediğiniz çok diliyoruz. Hayır. Ayrıca bugün bir de Ramazan'ın ilk günü olduğu için herkese hayırlı bir Ramazan ayı diliyoruz. Gerçek anlamını idrak edebileceğimiz bir Ramazan olmasını diliyoruz. Belki bu sefer daha kolay olacak bu. Hani o insanların bir araya gelip böyle şaşalı iftar sofraları olamayacak. O yüzden belki insanlar daha iyi idrak edebilecekler bu Ramazan'ın anlamını diyorum. Zaten genel olarak şaşanın ve gösterişin törpülenmesini yaşıyoruz koronayla birlikte. Evet. Bu da daha tüketici olarak insanların o kötü tüketici yanlarını da törpülüyor diye düşünüyorum. Hakikaten sadece işte
kendimizi, karnımızı doyurmak için bir harcama yapıyoruz. Kendimiz yemeğimizi yapıyoruz. Daha mütevazi bir hayat yaşıyoruz. Evet. Bunlar bize umarız tekrar açıldığında, birlikte olduğumuzda insanlarla aynı alışkanlıkların izlerini devam ettiririz. Evet, aynen katılıyorum. Bu çok önemli bir noktaydı. Umarız her şey yine eskisi gibi olmaz. Buradan edindiğimiz evet. kazanımlar devam eder. Devam eder, evet. Diye. Aynen böyle. Şimdi Derya, tabii seni herkes tanıyor. Bu çok kolay bir şey değil. 40 yıl, 40 küsur yıl hatta böyle bu kadar insanların kalbini dokunmak, kalbini kazanmak, bu kadar bilinirlik, bu kadar şey. Biz bazen konuşuyoruz. Geçen gün mesela hep şey konuşuyoruz. Bu kadar çok bu şarkıların bilinmesinin nedeni acaba hepsinin sözlerinin bilinmesinin özellikle çok önemli şairlerce yazılması mıdır? Çünkü işte Murat Anmungan var, Can Yücel var vesaire. Belki o mu bunları bu kadar, hani o şiirsellik mi bu kadar bilinir kılıyor sence? Şiirsellik yeni türkünün çok önemli bir yanı. Öyle başladı. Ama biraz daha sonra şarkı sözleri yazar. Ama bir tanesi Murat Anmungan, yani yazdıklarını biliyoruz zaten. Hani şiir demiyor onlara. Murat Han özellikle ayırıyor şarkı evet. sözüyle. Çünkü şiir yazıldı mı o değiştirilemez. Yani halbuki şarkı sözlerinde daha esnek davranıyoruz filan. Ama çok doğru. 70'li yıllar zaten hep bir şiirselliğin yıllarıydı. Biz de oradan beslendik. Yani çok aslında dünya pop müziğinde de öyle çok şiir bestelemek yoktur. Ama bizim hakikaten o 70'li yılların yaşamında, hatta 80'lerde de devam ediyor. Şiir bestelemek yoktur. Şiir çok önemli bir şeydi. Bizim dolayısıyla biz de oradan kaynaklandık ve evet. olmasında o sözlerin düzeyi çok önemlidir. Evet. Şimdi biraz aslında Ayşe'yi tanıtalım. Ama ben ondan önce şu ses olayını evet. bir çözebilmek ha. için izin verirseniz arkadaşlar. Ben çünkü hiç neredeyse, evet, neredeyse duymuyoruz gibi. Biz bir açıp kapatmak istiyoruz bir. Bir, tamam. Herkes bir daha zahmet olacak. Biz bir açıp bir kapatalım bir. Biz açıp kapatalım. Evet. Tekrar kusura bakmayın. Tamam.